Herkese tekrardan merhabalar. Bu videoda size dinlemenizi nasıl geliştirirsiniz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Geçenlerde birinin dinlememi nasıl geliştiririm, hangi dizileri tavsiye edersiniz sorusu üzerine bildiklerimi paylaşmasam rahat edemeyeceğimi fark ettim ve buradayım. Büyük ihtimalle bu yabancı dil üzerine son videom olacak. İlk olarak şunu söyleyeyim. Eğer yabancı dil, İngilizce çalışmaya yeni başladıysanız direkt olarak yabancı dizileri izlemek, onları anlamaya çalışmak, takip etmek sizin için biraz zor olabilir. Bu yüzden dinleme alıştırması yapmak için aslında harika siteler var ve ben sizinle bunları paylaşacağım şimdi. Eğer maksimum günlük 20 dakikanızı bu söylediklerime ayırırsanız İngilizce telaffuzunuzun ve dinlemenizin çok fazla gelişeceğine size garanti verebilirim. O zaman size tavsiye edeceğim sitelerle başlayalım. Size ilk tavsiye edeceğim site Listen a Minute adlı dinleme sitesi. Bu siteden istediğiniz konuyu seçebilirsiniz. İlgi alanınız olan bir konuyu seçerseniz daha rahat dinlemenizi yapabilirsiniz. Mesela internet konusunu seçelim. Burada 1 dakikalık bir dinleme parçası var. Hem metni görebiliyorsunuz o okurken, ardından da alta inip bununla ilgili boşluk doldurma gibi bir sürü alıştırma var. Bu alıştırmaları yapabilirsiniz. Gerçekten size faydalı olacak bir site. Burada çok fazla konu var. Herhangi bir konuyu seçip 1 dakikalık dinlemesini yapabilirsiniz. Aynı zamanda da buradan metni takip edebilirsiniz. listenaminute.com. The internet. I think the internet is the greatest invention ever. Think how it has changed the world. So much information is out there. Gibi bu şekilde hem dinlemenizi yapabilirsiniz hem de metni görebilirsiniz. Bu metni gördükten ve dinledikten sonra size tavsiyem taklit ederek okumaya çalışmanız. Hatta ardından da bu konuyla ilgili bir şeyler yazmaya çalışırsanız aynı anda bir sürü yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. Hem dinleme, hem yazma, hem konuşma, hep bir taşla bir sürü kuş vurmuş olursunuz. Size tavsiyem buradan bir dakikalık parçaları dinlemeniz, buradan aynı zamanda gözünüzle takip etmeniz, daha sonrasında altındaki boşlukları, alıştırmaları yapmanız ve hatta ardından da bir tane, birkaç cümle, hatta belki bir paragraf bu konuyla ilgili yazmaya çalışmanız size çok büyük katkı sağlayacaktır. Size ikinci olarak tavsiye edeceğim site ise Voice of America'nın Learning English adlı sitesi. Buradan İsterseniz seviyenize uygun videolar seçebilirsiniz. Mesela burada Meet My Family diye bir bölüm var. Burada videoları izleyebilirsiniz. Bu izlediğiniz insanları taklit ederek aynı zamanda telaffuzunuzu da geliştirebilirsiniz. İsterseniz bakın hem telaffuz bölümü var, pronunciation bölümü var, hem de konuşma bölümü var. Aynı zamanda bunun alıştırmalarını da yapabilirsiniz. Hatta aşağı indiğiniz zaman konuşmaları da bulabilirsiniz. Şöyle tıklayalım buna da. Hello. Washington, D.C. has many beautiful parks. In fact, this park reminds me of my home, very far away. Anna, here's your coffee. Thanks, Marcia. What's wrong? Arkadaşlar, buradan da sohbetleri hem görebilirsiniz hem de dinlemenizi yapabilirsiniz. Gerçekten bu sayfada efsane bir sayfa. Hatta burada daha sonrasında yazma çalışması da yapabilirsiniz. Aslında bir taşla bir sürü kuş vurabilirsiniz. Bence bu siteye mutlaka bakmalısınız. Daha sonrasında da burada yeni kelimeler var, new words. Buradan da kelimelere bakabilirsiniz. Aileyle ilgili kelimeleri vermiş mesela. Bu siteyi size incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem dinlemenizi yapabilirsiniz, hem telaffuz çalışabilirsiniz, hem de güzelce vakit geçirerek dinlemenizi geliştirebilirsiniz. Voice of America'nın Learning English sayfası size tavsiye edeceğim ikinci siteydi. Size üçüncü olarak tavsiye etmek istediğim site Ella.org sitesi. English Listening Lesson Library Online adlı sitesi. Bu sitede dinleme yapabilirsiniz, videoları izleyebilirsiniz. Burada One Minute English kısmında 1 dakikalık videoları da izleyebilirsiniz. Hi, my name is Christina and I'm from Germany.
My question is, what do you think about beauty pageants? Bu sitede, Elo.org'da bir sürü başka ülkeden insanların konuşmalarını da dinleyebilirsiniz. Aşağıda zaten ne söylediği yazıyor. Buradan hem takip edip hem de izleme yapabilirsiniz. Well, actually, I have to say that I was a little kind of queen as well in my little village, because we have a plant in Germany where you can make out oil. Gibi aşağıda da script'i takip edebilirsiniz isterseniz. Metni takip edebilirsiniz. Hem de dinlemenizi yapabilirsiniz. Ardından alıştırmaları çözebilirsiniz. Size son tavsiye edeceğim site ise BBC Learning English 6 Minute English adlı site. Bu sitede 6 dakikalık parçalar var. Parçaları hem dinleyebilirsiniz hem de script'i yani metni bu dinlemeyi yaparken takip edebilirsiniz. Burada video çalarken siz aşağı doğru inerek hem buradaki kelimelere bakabilirsiniz, kelimeleri öğrenebilirsiniz yeni olan, hem de script'teki sohbeti gözünüzle takip edebilirsiniz. Hem metni görürseniz hem de dinlemeyi yaparsanız öğrenmeniz çok daha kolaylaşacaktır. Hatta üstüne dinlediğiniz sohbeti taklit etmeye çalışırsanız bittikten sonra telaffuzunuz gelişecektir. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu bahsetmiş olduğum sitelerini kullanarak seviyenize uygun parçalar seçebilirsiniz. Metni takip ederek dinleme yapabilirsiniz. Ardından dinlediğiniz parçayı taklit etmeye çalışarak telaffuzunuzu da geliştirebilirsiniz. Hatta size şöyle bir tavsiyem de var. Bunları dinledikten sonra, konuşmaları taklit ettikten sonra dinlediğiniz parçalar üzerine bir parça yazmaya çalışın. Bir paragraf da olsa, bir cümle de olsa dinlediğiniz şeyle ilgili bir şeyler yazmaya çalışın. Aynı zamanda writing'iniz de, yani yazma beceriniz de gelişmiş olsun. Bu şekilde bir taşla bir sürü kuş vurmuş olabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuza uygulamalar indirebilirsiniz. Podcast'lar indirebilirsiniz. Yolda, okulda işte bu parçaları dinleyebilirsiniz. Yine YouTube'dan TED videoları, ilgi alanınızdaki konuları dinleyebilirsiniz. Ama illaki ben bu sitelerle başlamak istemiyorum diyorsanız, ben film izlemek, dizi izlemek istiyorum diyorsanız eğer, yine size tavsiyem çizgi filmlerle başlayın. Çünkü çizgi filmler çocuklara hitap ettiği için daha anlaşılır olacaktır. Dili daha kolay olacaktır. Siz de çizgi film izleyerek daha rahatlıkla anlayarak dilinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda dinlemenizi geliştirebilirsiniz. Yine bir yabancı arkadaşımız bizden çok daha güzel Türkçe konuşuyordu ve sorduk neden olduğunu. Bolca Türkçe reklam izlediğini söyledi bize. Reklam izleyerek geliştirdiğini söyledi. Yine reklam da dinlemeyi geliştirmek için bir araç olabilir. Reklamları, İngilizce reklamları takip edebilirsiniz. Ama illaki ben bir dizi izlemek istiyorum, film izlemek istiyorum diyorsanız o zaman günlük İngilizcenin konuşulduğu, dili ağır olmayan dizileri, filmleri izlemenizi tavsiye ederim size. Mesela Friends dizisiyle, Once Upon a Time adlı dizilerle işe başlayabilirsiniz. Ama tabii ki yine sizin bileceğiniz iş. O zaman benim sizlere anlatmak istediklerim bunlardı. Lütfen maksimum günlük 20 dakikanızı bu işe ayırın. Çok acımasız olmak istemiyorum ama yanıma gelip böyle hocam dilimizi nasıl geliştiririz diye soran öğrencilerime soruyorum günlük ne kadar ayırıyorsun? Hiç vakit ayırmadıklarını söylüyorlar. Yani günde 5 dakikanı bile ayırmadığın bir şeyin iyi olmasını, gelişmesini nasıl bekleyebilirsin? O yüzden size tavsiyem lütfen buna vakit ayırın. Eğer bunu gerçekten istiyorsanız bence buna zaman ayırmalısınız. Benim size söylemek istediklerim bunlar. Lütfen videomu beğendiysen beğene basmaktan çekinme. Kendine çok iyi bak. Dil öğrenme sürecinde azmin ve motivasyonun hep çok olsun. Hoşça kal.